Ya spor ara vermem gerektiğini söylediler. Bu salona gelmiştim arkadaşlarımla ve antrenörlerimle vedalaşmak için. Tam kapıdan çıkacağım sırada arkama dönüp bir baktım. Bütün hayallerim, emeklerim buradaydı. Hani bırakıp gidemeyeceğimi anladım. Çünkü söz vermiştim kendime. Dalgalandırılacak bir bayrak okutulacak bir istiklal marşım vardı. Ertesi gün tekrar başladım antrenmanlara ara vermeden. Hocalarım kızdı. Hani sağlığın daha önemli diye. Ama ben biliyordum hastalığımın benden daha güçlü olmadığını. O yüzden devam ettim. Dünya şampiyonasına hazırlandım. Ve çok şükür göğsümde gururla taşıdığım ay yıldızlı bayrağımı en iyi şekilde temsil edip dünya şampiyonu olma şerefine de nail oldum. Döndüm dünya şampiyonasından hani sözümü tuttum şampiyon olup geldim. Daha sonrasında hemen hiç beklemeden daha fazla vakit kaybetmeden ameliyata girdim. Çok zorlu ve çok riskli bir ameliyattı. Çok şükür o da başarılı bir şekilde geçti. Hani herkes sporun daha kötü etkileyeceğini düşünmüştü sağlık anlamında beni. Ama ben ameliyattan spor sayesinde daha hızlı bir şekilde toparlandım. Yani doktorlarım bile şaşırdı açıkçası. Hani çok hızlı bir şekilde toparlandım. Çünkü yaptığım spor beni hem fiziksel hem mental olarak zaten güçlendirmişti. Yani zararından çok faydası oldu diyebilirim aslında. Sağlık anlamında şu an bir sorunum yok. Her şey gayet yolunda. Tedavim oldum. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Daha fazla hazırlanacağız bir şekilde.